Buradan herkese merhaba kardeşlerim, canlarım. Sohbete başlamadan önce herkes burayı merak ediyor. Size göstereyim. Kardeşlerim, bu köprü yerden yüksekliği 2 metre. Mesela Dublo'dur, Fiorun'dur bu arada bu köprü altından geçemiyor. Bir motor bile geçerken kafamızı eğerek geçiyoruz. Sonra tekrardan Ankara yoluna bağlanıyoruz. Bugünkü konumuz kardeşlerim zamlar. Her şeye o kadar çok zam geldi ki yani anlatamayız ya. Mesela şu anda gerçi motor kullanıyorum da acaba sağ üste mi koyarım, sol tarafa mı koyarım bilmiyorum ama mesela siteden çıktım, tamam mı, motora binmek için. Abi ekmek ya. Ekmek sırası kuyruğu. Mesela ekmek markette Ramazan pidesi 8 lira 9 lirayken işte bizim bir ekmek kulübemiz var burada 5 lira civarında. Ama insanlar ucuz olsun diye, tabii kimseyi kınamıyoruz, ucuz olsun diye bir kuyruk oluyor, görüyorsunuzdur şu anda. Bu kuyrukta nerede, nereye kadar uzuyor? Bazen sitenin o dış kapısına kadar uzuyor. Şimdi insanları kınamıyoruz. Çünkü neden kınamıyoruz kardeşlerim? Abi her şey ateş pahası. Yani şu anda asgari ücretle ev geçindirene helal olsun. Gerçekten çok zor bir dönem. Yani affedersiniz, ben yılbaşında işte asgari ücreti birdenbire öyle bir zam geldiğinde bizde çalışan kardeşlerimiz var, arkadaşlar dedim ki eyvah dedim ya. Adamlar geldi bana diyor ki işte sen niye böyle diyorsun Hüseyin diyor, niye böyle yapıyorsun, asgari ücret işte bu kadar zam oldu. Ben dedim kardeşim asgari ücret bu kadar zam oldu ama sen gelecek zamlara bak bir dedim ya. Dediğim tabii ki uzun sürmedi. Çünkü alım gücü dediğimiz bir şey var kardeşlerim. Şu çukurdan kurtulalım. Alım gücü dediğimiz bir şey var kardeşlerim. Bu mesela geçen yıllarda atıyorum of motoru da görüyorsunuz. Hastasıyız da biz binemiyoruz ya. Annem haram etti. Biz çapır hastasıyız. Neyse arkadaşlar geçen yıl atıyorum 50 litre bir asgari ücretle 50 litre benzin alıyorduk. Şu anda asgari ücret fazlalaştı. Şu anda alıyoruz 30 litre. Alım gücünü bizden çok aldılar yani. Çok düşürdüler. Her gün yeni bir zam mı uyanıyoruz? Benzine zam, elektriğe zam, doğalgaza zam. Ya ne yapıyorsun ya? Önümüze kırıyor. Az önceki arkadaşlar hanımefendiydi. Ben trafikte tabii ki konumuz dağılmasın, fiyatlardan bahsediyorduk ama trafikte şunu gördüm arkadaşlar. Yani bakalım şu vatandaşımıza, bakalım bu da mı aynısı? Evet. Arkadaşlar bir yerde trafik duruyorsa, tamam, veya da sersem sersem gidiyorsa ya telefonla oynuyorlar ya da telefonla konuşuyor. Abi araba kullanırken telefonla oynamayın ya bir zahmet. Yani telefonla oynayacaksan sağa çek. Hem trafiğin akışını bozma, hem de bir motorlu gelince arkadan ne yapacağını bilmiyorsun. Yani önüne kuruyor, bilmem bir şey yapıyor. Az önceki Polo'da gördüğünüz gibi yani. Neyse sinirlenmeyelim. Şimdi Ahmet'i biliyorsunuz videolardan. Ahmet'i almaya gidiyoruz. Topaç'ta çalışıyor. Onu alacağım. Onu aldıktan sonra basacağız. Mudanya'ya geçeceğiz. Onun motorunu alıp çıkartıp tekrar toplantıya gideceğiz. Bugün motorcularla birleşiyoruz. Oturuyoruz kardeşlerimizin TCMK toplantımız var. Nerede kalmıştık? Fiyatta kalmıştık kardeşlerim. Yani ikinci el piyasası bir kere saçma sapan oldu. Motorlarda da olsun, arabalarda da olsun, evlerde de olsun. Yani abi mesela ben 2016'da Haysu'nun 2017'ydi, 2016 çıkışlıydı. 2017'de Haysu'nun sıfırını aldım. 2016 model. Abi ben o dönem 15-250'ye aldım. Tamam mı? Üstüne işte şeyler yaptırdım. Çanta yaptırdım. Demir yaptırdım. Ön camından aldım. Egzoz özel yaptırdım. Geçtik mi? Topaşı geçmedik. Neyse ben toplamda 17 bin lira mal ettim. Bir dakika şurada. Topaş burada değil. Ha, daha ileride. Ben 17 bin lira mal ettim arkadaşlar. Sonra işte 2 yıl kullandık. 2019'da 17 bin mal etmiştim işte. 15'e sattım. Ama şu anda
Mesela aynı Haysun almaya kalkıyorum. 50 milyar ya. 50 milyar. Ya dile kolay arkadaşlar. Yani bu paralar kolay kazanılmıyor. Yani ne diyeceğim bilemiyorum. 5 milyarlık motor geçen yıl 5 milyarlık motor şu anda olmuş 15 milyar. Ya bunun sonu nereye gidiyor ya? Nereye kadar gidecek yani? Daha ne kadar artacak? Yani tamam asgari ücret zam mıydı ama abi geçen yıl işte bir motor alabiliyordun, şu anda bir motor alamıyorsun. Mesela geçen yıl ve ondan önceki atıyorum 7 maaşla bir motor sahibi olamıyordun. Abi sen şu anda 15 maaşla bir motor sahibi olamıyorsun. Yani canımızı acıtıyor böyle şeyler. Artık diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Yani gerçekten ama gerçekten nasıl diyeyim yıpranıyoruz be. Yani gün geçtikçe alım gücümüz düşüyor. Zevklerimizden vazgeçiyoruz. Yani her şeyden vazgeçiyoruz. Allah sonumuza hayır etsin diyelim. Yani ama hayır alamet gitmiyoruz. Bizim için motorlar can damarlarımız. Ama motorumuza benzin bile alamıyoruz artık eskisi gibi. Ama vazgeçmiyoruz. Bu bir vazgeçilmişlik değil kesinlikle. Bunu böyle düşünmeyin. İyi olur diyen düşünüyoruz. İyi olur. Senin arkana geçelim abi. Yavaşça Topaş buralarda bir yerdeydi. İleride görünüyor. Bakayım aynen. Neyse şimdi arkadaşlar Topaş'a doğru giriyorum. Ahmet çıkacak şimdi. Şu gölgeye duralım ya. Aynen şu gölgede duralım. Fabrikanın önündeyiz. Nereye başladın yine çekmeye tuttun? Gene baş belası, seni almaya geldim. Beni almaya geleceksin tabii. Ferdi abi mi? Ferdi abi çok sever motor. Ona da alacağız bir motor. Aman diye. Kulübe alacağız Ferdi abi. Gelsin abi. Allah. Abi görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Yavaş gidelim. Eyvallah. Neyse kardeşlerim. Videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Bizde ufak bir aksilik oldu. O yüzden süratli gitmemiz gerekiyor. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kardeşlerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.